soru Ufuk Güvenç'ten gelmiş. Şeffafiyet noktasında hassas olduğu iddia edilen bir cemaatin arama tarama mesulü gibi bir tedbir teftişine ihtiyacı var mıdır? Ülkede şu an bile resmi olmayan listelerin saklandığı, ülkelerde şu an bile resmi olmayan listelerin saklandığı şifreli bilgisayarlar ve isimleri müstehar ülke hadimlerinin varlığı gelecek için risk değil midir? Güzel bir soru, öncelikle teşekkür ediyorum. Yani zor bir soru. Bu soruda biraz editasyon yaptım çünkü arada bir yorum cümlesi vardı. Onu kaldırdım. Bunu da özellikle söylüyorum. Belki Ufuk Güvenç sorur. Yani ben soruyu bir gözlemcinin cevaplayabileceği şekilde getirdim diyelim. Şimdi cemaatin şeffaflık konusunda hassas olduğunu söylemek doğru değil. Tam tersine problemli olduğunu söylemek mümkün. Bunun sebebini ben çeşitli videolarda uzun uzun anlatmıştım. Yani işte özellikle cemaatin Türkiye sosyolojisinde ortaya çıkması, işte Türkiye sosyolojisinde hani zenciler diye kabul edebileceğimiz toplumun çeşitli alanlara girmesine müsaade edilmeyen, çeşitli dışlamalara maruz kalan dindar, sünni kesimin içinden çıkması ve benzeri sebeplerden ötürü, yani işte Türkiye'deki laiklik uygulamaları, şu bu gibi sebeplerden ötürü geliştirdiği çeşitli tedbir mekanizmaları, gizlenme mekanizmaları, güvenlik mekanizmaları var. Bunların yani yurt dışına taşınması her zaman problemli zaten. Ama insanlar yani bir ülkeden bir ülkeye gittikleri zaman zihniyetleri pat diye değişmez. Ama zamanla değişir. Bu manada ne kadar yurt dışında insanlar bulunursa, çalışırsa ona göre fikirleri değişir. Mesela hizmet içerisinde Doğu ülkelerinde, işte eski Sovyet ülkelerinde çalışan insanlarla Batı Avrupa, Kuzey Amerika ülkelerinde çalışan insanların fikirleri, dünya bakış açıları farklıdır. Çünkü yani işte yaşadıkları ortamın gerekleri yeni hassasiyetler geliştirmelerine sebep olmuştur. İşte mesela bir Kırgızistan'da, bir Tacikistan'da, eski bir Sovyet ülkesinde yaşayan insanlar mesela tedbir meselesini Türkiye'den daha fazla önemserler ama Batı Avrupa'da bu iş böyle değildir. Biraz daha farklı, yani biraz daha serbest veya biraz daha rahattır yani. Bu manada insanların hani bir seçeneği tamamına dayatmaları pek doğru değil. Ama her yerin kendince şeyleri var. Şimdi ben şeffaflık meselesine girmeden, yani soruyu biraz şeffaflığı tanımlayarak başlayayım. Şeffaflık Transparency Organization'a göre, International Transparency Organization'a göre kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkilenecek kişilerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılabilir ve somut olması prensibidir. Yani şeffaflık öyle işte her şeyimizi bilsinler, her şeyi gösterelim, şu bu değil. Yani kararlar ve kararlar nasıl alınıyor, kurallar nasıl konuluyor, kurallar nedir, düzenlemeler nedir gibi bunların yani teorik altyapısının şeffaf olması. Cemaatte herkesin mesela bu örneğe göre çeşitli kararların nasıl alındığını bilmesi lazım. Nasıl uygulandığını bilmesi lazım. Bu kararlardan etkilenen insanların bilgiye erişiminin, yani bu kararla ilgili bilgiye erişiminin ve bu bilginin de ulaşılabilir olması, yani sizin bilmediğiniz şeyler var, şu bu gibi şeyler. Tamamen bu şeffaflığın tam tersi şeyler. Anlaşılır ve somut olması, yani işte muğlak ve şey olmaması meselesi. Bunun haricinde hani biraz daha açabilirsek mesela işte belki benim çok ilginç bir kaynakta rast geldiğim bir şey var. Yakın zamanda yani cemaatle ilgili çeşitli menfi işte propaganda çalışmalarına bakarken cemaatin tüzüğüne ilk kez ulaşmış oldum. Cemaatin aslında kendi içerisinde bir tüzüğü var. Bir mesela regulation dediğimiz işte maaş tüzüğü, işte kira yardımı, şusu. Ama çoğu insanlar mesela bu tüzükten haberdar değil. Hakları nedir bilmiyor. İşte tazminatları nedir bilmiyor filan. Bütün bunlar hani şeffaflık ilkesine aykırı meseleler. Neden? Böyle bilmediği zaman adam sormuyor. Sormadığı zaman da işte ne bileyim yani vize başvurusu yapacağı zaman belki ona bir ekstra yardım yapılması öngörülmüş ama bundan haberi yok. Kendi kendini halletmeye çalışıyor. Bursundan, maaşından direkt şey yapıyor. Bu işte şeffaf olmayışın o adama maliyeti oluyor. Burada bir şarkkurnazlığı oluyor. Yani o adama o maliyeti yükleyerek işte biraz daha kaynak israfını veya kaynak harcamasını dengelemiş oluyorsunuz. Öbür yandan milyonlarca dolar bir binaya yatırabiliyorsunuz. Neyse. Temel şeffaflıkla ilgili mesele hizmette karar alıcılarının belli olmaması, kararların nasıl alındığının belli olmaması. Mesela bugün Aktifsen kararını kim verdi, Bankasya kararını kim verdi diye bir tartışmaya girseniz bir isim bulamazsınız. Yani o der ki ben vermedim, bu der ki ben vermedim. Ama nihayetinde milyonlarca, binlerce insan faizli para çekip hesaba yatırmış, işte bankasıya yatırmış diyelim. Bu kararı kim verdi? Bari bunu, yani işte faizli para çekilmesine fetvayı kim verdi? Bunu kurcalasanız bunun da bir mesulü çıkmaz. Bu işte şeffaflığın temel problemi bu. Yani bu kötü bir karar olduğu zaman kime hesap sorulacağı belli olmaz. İyi bir karar olduğu zaman kime kredi verileceği belli olmaz. Her şey bir kişide kalır. Bu yapıldıysa bundan Gülen'in haberi vardır. Gülen'in haberi varsa sorumlusu suçlusu odur. Haberi yoksa da suçlusu odur filan gibi bir mantığa gelir. Ne olduğu belli değil. Mesela ortalama bir uluslararası kurumda, tecrübesi olan bir kurumda bu böyle değil. Yani mesela en basit bir amnesti toplantısında birisi bir karar alacağı zaman herkes hemfikir olduğu bir kararla ilgili bile hemen o madde karar defterine geçirilmeden evvel birisi der ki bunu kim öneriyor? Birisi elini kaldırır. Bu öneriyi ben yapıyorum der. Bu işte İsmail şu öneriyi yaptı der. Kim second ediyor? Kim yani tartışılmasını uygun görüyor? Bir kişinin de ona ismini yazdırması gerekir. Biri iki kişi elini kaldırır, tartışılır. Oy çokluğuyla mı, çoğunlukla mı, sal çoğunlukla mı, nasıl alındığı da yazılır. Ve bu şekilde o karar kayda geçer. 10 yıl sonra da gelip bir kararın kimin aldığını, kimin teklif ettiğini, kimin tartışılmasını uygun gördüğünü ve nasıl bir karar alındığını, nasıl bir tartışma geçirdiğini görebilirsiniz. Böyle olmadığı zaman muğlak olur. Muğlak olduğu zaman herkes sorumluluktan kaçmış olur. Temelde sorumlu yani hizmette bir başka mesele de, yani şeffaflıkla ilgili bir başka mesele de sorumlu görünen kişilerin aslında sorumlu karar verici olmayışı. Yani işte adam ön planda işte dernek sorumlusu gibi görünüyordur ama şey değildir. Bu işte büyük ölçüde geçen 10 yılın Avrupa'daki problemiydi belki. Şimdi büyük ölçüde, yani benim gözlemlerime göre çözüldü. Mesela şu an itibariyle girip Almanya'da web sitesinde Almanya'nın hizmet temsilcilerini falan görebilirsiniz. Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, Hüseyin Bey falan hepsi dahil görülebilir. Bu manada hani şeffaflığı böyle tanımlayıp hizmet içerisinde şeffaflık denildiği zaman genelde bu işte, yani bu kararlar nasıl alınıyor, nasıl denetleniyor falan, bunlar belli olmayışı. Bununla ilgili bir tüzüğün var olması, var olan tüzüğün de çok iyi bilinmemesi, bilinmediği için de takip edilememesi, aşağıdan yukarıdan denetlenememesi gibi problemler var. Şimdi bu manada aslında bir iç teftiş mekanizması olarak düşünülürse ATM iyi bir şey. Yani arama tarama mesulü iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü mesela işte sizin bilgisayarınızda, telefonunuzda, notlarınızda kanuna aykırı bir şeyin bulunmaması önemlidir. Yani bulunmaması gizleme olarak illa anlaşılmaz da, yani insanların bu konuda hassas olması, kanunlara riayet etmesi, cemaatin tamamını sıkıntıya sokacak şeyleri geliştirmemesi önemli. Bu böyle bakarsanız böyle. Mesela bugün geçen yıl sanırım Avrupa Birliği bir şey geliştirdi. Bireysel bilgilerin, mesela ben bir iş yeri işletiyorsam, o iş yerinde insanların bilgilerini, iletişim bilgilerini tutuyorsam, o tuttuğum bilgisayarın şifreli olması gerekir. Mümkünse o bilgisayar açık olduğu zaman da o dosyanın kripto bir dosya olması gerekir gibi, bunların eğitimleri var şimdi. Yani bu bir manada kötü bir şey değil, iyi bir şey. İç denetim mekanizması olarak düşünürseniz iyi bir şey. Böyle uygulanıyor demiyorum. Biraz daha Türkiye'deki şeyden ötürü düşünüyor ama yani kendiliğinden ona karşı olmaya gerek yok. Çünkü bir iç denetim mekanizmamızın olması, özellikle suç unsuru şeylere karşı müspet bir şey. Öyle kullanabilirsiniz, öyle. Ama eski Türkiye alışkanlığı olarak bunun var olması, işte biraz daha Türkiye'de suç sayılacak şeylere karşı insanlar hassasiyet kesbetmiş olması falan gibi problemler de var. Bu arama tarama mesulü bu manada soruyu anladığım kadarıyla biraz hani cemaatin hep böyle karanlık bir iş çevirdiği imajını veriyor mu? Tabii ki veriyor. Neden vermesin? Çünkü Türkiye'de, yani Avrupa'da özgürce yapabileceğiniz her şey Türkiye'de suç kabul edilebiliyor. Mesela işte kurban toplamışsınız, himmet toplamışsınız, şu bu gibi meselelerin tamamı suç kabul edilebiliyor. Bu o yüzden hani gizle, yani suç olmayan ama suçmuş gibi kabul edilebilen şeyleri de gizlemeye başlıyorsunuz. Zamanla gitgide bu bir kötü bir alışkanlık haline, bir problemli bir perspektif haline getiriyor. Bunun değişmesi lazım. Bunun değişmesi için de daha ziyade Avrupa kültürünü bilen insanların Avrupa'da görev yapması, Asya kültürünü bilen insanların da orada görev yapmasının faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi resmi olmayan liste nedir bilmiyorum ama, yani neyi kastettiğini bilmiyorum ama isimleri müstehar olan, yani gerçek ismini kullanamayacak insanların hizmet hareketinin temsil makamlarında, yönetim makamlarında bulunmalarına ben ne kadar gerek var bilmiyorum. Hani cemaatte hiç mi adam yok da işte gerçek ismini bile kullanamayacak insanlarla hizmet ediliyor? Bu ayrı bir mesele. Bu adamlar yani mesela belki değiştirilmek istenmiştir de direniyorlar. Öyle senaryolar, hikayeleri de duydum, ayrı mesele yani. İşte Gülen'in pek çok insanı böyle görevden aldı ama bunların bir şekilde kendilerini tekrar göreve getirdiklerine dair filan. Bu sakat bir şey yani. Yani benim şahsi kanaatim, özellikle AFSV'nin son açıklamalarından sonra bütün ülkelerde en azından önde gelen hizmet mensubu insanlar kendi isimleri ve kısa özgeçmişleri, daha önce ne yaptıklarını filan deklare etmeliler. Yani bu işe, bu göreve niye geldiler, kim nasıl getirdi filan gibi şeyler konuşulmalı, söylenmeli. Bu gerçek tabii ki isimleriyle ortada olmaları lazım. Öyle değilse yani yapılabilecek bir sürü iş var. İlla bir yerin yöneticisi olmak zorunda, temsilcisi olmak zorunda değiller. Yani adamın Türkiye'de akrabası vardır, işte müstahar isimle hizmet etmek istiyordur filan. Ama hizmet etmenin 1000 tane yolu var. Yani arka planda yapılacak binlerce iş varken illa hemen ön planda durup hem de şey yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. Bunlar benim şahsi kanaatim, gözlemlerim. Zamanla bunların hallolduğunu göreceksiniz. Yani şartlar öyle zorlayacak ki, mesela 10 yıldır ben doktoraya başladığımdan beri gözlemlediğim bir şey. Bu şeffaflaşma, yerelleşme gündemi cemaatin, diyalogcuların devamlı gündeme getirdiği bir meseleydi. Ama şu kriz sayesinde şu an bütün ülkelerin kendi iç yapısı %90-95 şeffaflaşmış gibi gözüküyor Avrupa örneğinde. Bu devam edecek. Bunun şeyi yok. Yani dünyanın gerekleri 3 ay sürecek, 6 ay sürecek. Bu meseleler zorlaya zorlaya gidecek. Şu an şeffaf olmayan tek mesele ulusal bazdaki hizmet hareketinin küresel hizmet hareketiyle ilişkisi. Yani Fethullah Gülen ve çevresindeki istişare heyetiyle olan ilişkisi net değil. Bu ne kadar belirleyici, bu net değil. Ben çok belirleyici olduğunu da düşünmüyorum, ayrı mesele yani. Ama işte tayin meselesinde, göreve getirme götürme meselelerinde filan, bunlar da ülkeler yerleştiği zaman otomatikmen oturacaktır. Yani işte şimdi az önce söyledim, Almanya'nın işte hizmet temsilcisi belli, Hüseyin Bey. Bundan sonra görev yeri değiştirildiği zaman görev yeri değiştirildiği bilineceği için bunun bir uygulaması şeyi olacaktır. Bunların getirdiği bir bir şeffaflık traili çizgisi, izi sürülebilirliği olacaktır. Bunlar adım adım zoraki, mecburen gitmesi gereken şeyler. Tabii ki gönül ister ki bunlar oturulup, yani ki yapılmıştır. Yani İhsan Yılmaz daha önce bahsetmişti yapılan raporlardan filan, ama eski alışkanlıklara daha fazla maruz kalmış, belirli bir yaşın üstünde Avrupa tecrübesi daha yüzeysel olan insanların bunlara direnmesi de normal. Böyle olur. Çünkü onlar için hani alışılagelmiş bir yapı var. Sanki o yapı kutsal bir hale gelmiş gibi. Oysa o yapı 50'de, yani işte 1960'da ortaya çıktığında bambaşka bir şeydi. 70'te bambaşka bir şey, 80'de bambaşka bir şey, 90'da bambaşka bir hale geliyor Sovyetlerin çökmesiyle. 2000'li yıllarda değişiyor, 2010'lu yıllarda değişiyor. Yani bugün de tekrar değişebilir, bir mahsuru yok yani. Çünkü önemli olan yani yapmaya çalıştığınız işin özü, prensiplerinizdir. Yani yoksa onu nasıl şeye getirdiniz değil. Yani sizin prensibiniz meşru hedeflere, meşru amaçlarla ulaşmak ise bunu hep meşru yaparsınız. Yani bu araç değişebilir ama meşruiyet prensibine sadık kalmış olursunuz. Bence bu şekilde şey yapacak. Bunlara diyor bu gelecek için bir risk midir? Çok büyük bir risk, ama işte bir yerde bir şey patlamadan da maalesef kimse bir şey yapacak gibi değil. Çünkü cemaat de el yordamıyla yeni yaşadığı tecrübeler bunlar. Böyle gelişiyor biraz. Bu manada bireysel inisiyatifin de az olması, insanların bu manadaki değişim taleplerinin zayıf olmasının değişimi yavaşlattığını düşünüyorum. Yoksa değişimle ilgili talep gelir gelmez ben Gülen'in çok iyi respons verdiğini, iyi cevap verdiğini görüyorum. Ahmet Dönmez haberine mesela herkes sanki böyle Ahmet Dönmez ihanet etmiş gibi bir baktı, ama sonra Gülen'in tensibiyle yayınlanan AFSV raporu birden rüzgarı değiştirdi. Hakeza yayınlanan ikinci AFSV raporu da böyle bir aşağıdan gelen bir talebe karşılık olarak yayınlandı. O talep ilk cemaatin yüksek istişare heyeti tarafından bir tehdit olarak algılandı. Ama Gülen aynı talebe baktı ve bir fırsat olarak gördü ve bunu AFSV bir şey olarak yayınlasın dedi. Bu da çok normal. Yani Gülen'in vizyoner olması ve cemaatin ilk halkasının, birincil yorumcularının muhafazakar olması çok normal, çok anlaşılabilir bir mesele. Normalden kastım yani çok işin doğasına uygun bir mesele. Burada abes bir şey yok. Abes olan işte bu meselenin İşte 6 ay sonra bir yere gideceğini biliyor olmanız ama işte zamanın çıldırtıcılığına karşı sabredebilmeniz, yavaş yavaş hızlandırmaya çalışmanız, işte sindire sindire o işlerin gitmeye çalışması sanırım Gülen'in de yapmaya çalıştığı şey bu diye düşünüyorum. Umarım yeterli bir cevap olmuştur bu.